Altv ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Türkiye'nin en modern kentlerini ve bu kentlerin en önemli projelerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İşte bu sebeple bugün de İzmir'deyiz ve İzmir'i anlatmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz bölümlerde İzmir'in birbirinden değerli projelerini sizlere sunduk, aktardık ve yaptığımız programlar dahilinde şunu söyleyebilirim ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu projelerle her geçen gün gelişiyor, değişiyor. Özellikle kente yeni kazandırılan tramvayları, gerek vapurları, gerekse üreticiye olan destekleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi adından sıklıkla söz ettiriyor. Tüm bunların yanında tabii ki kentin coğrafi konumu, aynı zamanda 8500 yıllık tarihi, insanları ve yemekleriyle kent oldukça öne çıkıyor değerli izleyenler. Özellikle yazın İzmir'e gelmeyi tercih edecekseniz ya da geldiyseniz çok doğru bir tercih yapmış olduğunuzu söyleyebilirim sizlere. Zaten yılın 300 günü güneşli olan kent özellikle yaz aylarında daha çok içinizi ısıtıyor. Aynı zamanda denizleri, kumsalları, plajlarıyla neşeli ve huzurlu bir tatil arayanlar için İzmir gerçekten doğru bir tercih olacaktır. İsterseniz İzmir'in doğayla iç içe bir ortamında, isterseniz daha sakin, huzurlu bir beldesinde tatilinizi geçirin. Gündüzlerinize, akşam eğlenceye doyabilirsiniz değerli izleyenler. Ancak hangi alternatifi seçerseniz seçin, sakın unutmayın, İzmir'in yemekleri meşhurdur. Bu yüzden İzmir'de oldukça fazla balık restoranları, et restoranları bulabilirsiniz. İzmir'e geldiyseniz ya da gelecekseniz hemen şunu da belirtelim. Türkiye'nin 3. büyük kenti İzmir'de gitmek istediğiniz her yere kolayca ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Gerek vapurlar, gerek otobüsler, gerek tramvaylar ve gerekse metroyla birçok yere ulaşım mümkün değerli izleyenler. İzmir şu an Türkiye'nin en fazla göç alan illerinden bir tanesi. Zaten geçmiş dönemde de birçok farklı kültürden vatandaşa ev sahipliği yapmış İzmir. Şu anda da yapmaya devam ediyor aslına bakarsanız. Geçmiş dönemde yaşayan Rum vatandaşlar şu anda da İzmir'de yaşamakta. Aynı zamanda Afrika göçmenlerinden Levantenlere, Avrupalı vatandaşlara kadar birçok farklı kültürden insan ırkçılık olmadan saygıyla yaşıyorlar İzmir'de. İşte bu sebeple İzmir yaşamak için oldukça tercih edilen illerden bir tanesi oluyor. İzmir yaz
yaz-kış fark etmeksizin yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Dış politikada yaşayan olumsuzluklar ve terör olayları aslında İzmir'in turizmini etkilemiyor diyebiliriz değerli izleyenler. Bunun en önemli nedeni olarak İzmir'in coğrafi konumunu söyleyebiliriz. Zira İzmir, Orta Doğu, Avrupa ve Asya ülkelerinden 1,5 milyar vatandaşa kolay ulaşım imkanı sağlıyor. Adnan Menderes Uluslararası Havalimanı ile Avrupa ve Orta Doğu'da 40'tan fazla kenti direkt uçuş imkanı sağlayan İzmir, aynı zamanda kruvaziyer turizmi ile de önemli bir destinasyon merkezi. Ancak tabii ki sadece coğrafi konumu İzmir'i öne çıkarmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent turizmini canlandırmak için yapmış olduğu birçok proje var. Bu projelerden bir tanesi de Fuar İzmir. Burada düzenlenen ihtisas fuarları, kongreler, festivaller İzmir'de kongre turizmini canlandırmakta. Mart 2015'te resmi açılışı yapılan ve kentin en büyük projelerinden biri olan Fuar İzmir, Türkiye'nin en büyük ve en nitelikli fuar kompleksi olma özelliğini elinde tutuyor. Fuar İzmir'le birlikte İzmir fuarcılığı da gün geçtikçe katlanarak büyümeye devam ediyor. Birazdan Fuar İzmir'i detaylı anlatacağım sizlere ama öncesinde İzmir ve fuar ilişkisini anlatmak istiyorum biraz. Çünkü İzmir'in fuarlar kenti olma hedefi daha Cumhuriyet'in ilanından önce Mustafa Kemal Atatürk tarafından konmuştu. İşte bu sebeple 1936 yılında Kültür Park'ın temeli atıldı. Tarih boyunca ticari ilişkilerin yoğun yaşandığı bir liman kenti olan İzmir, ülkenin ilk fuarlarına da ev sahipliği yapmış. İzmir İktisat Kongresi sırasında gerçekleştirilen Numune Meşeri, daha sonra 9 Eylül Meşeri adıyla sergiler gerçekleştirilmiş ve bu sergiler 1. İzmir Enternasyonel Fuarı olarak kabul edilmiş. Kültür Park küllerinden doğan şehrin simgesi, İzmir Enternasyonel Fuarı ise Cumhuriyet'in modernleşme projesi, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresiydi. Kültür Park'ın içinde bir de hayvanat bahçesi vardı. Ancak 2008 yılında buradaki hayvanat bahçesi Çiğli'ye taşındı. 130'dan fazla türde 1500'e yakın hayvanı ve 250'den fazla bitki türünü bünyesinde barındıran İzmir Doğal Yaşam Parkı tam 425 dönümlük bir alana kuruldu. Hemen belirtelim, burada hayvanlar özgürce yaşıyor. Aslında hem kent hem de kentli Doğal Yaşam Parkı'nda nefes alıyor. Yıllar geçtikçe nasıl ki hayvanat bahçesi daha büyük bir yere taşındıysa fuarcılık alanında da yeni bir adım atıldı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük projesi olan Fuar İzmir Mart 2015'te kapılarını açtı. Hem fuarcılık potansiyeline cevap vermek hem de sektörlere yeni kapılar açmak amacıyla kurulan Fuar İzmir aslında Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'yla kapılarını tüm İzmirlilere açmış oldu. Burada fuar, kongre, seminer veya etkinlik organizasyonları için 330 bin metrekare alana sahip. 4 fuar holü, 4 seminer salonu, 5 toplantı odası, açık sergi alanı, amfitiyatrosu, fuar meydanı, fuar sokağı, otoparkı, kafe ve restoran alanları ile Fuar İzmir katılımcılara kapsamlı bir tesis sunmakta. Fuar İzmir İsfaç tarafından işletilmekte. 7 Şubat 1990 tarihinde dünyada hızla gelişmekte olan fuarcılık endüstrisinden gerek ülkenin gerekse İzmir'in hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla kuruldu İsfaç ve bunların dışında her türlü kültürel, eğitsel, sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Aslında siz herhalde kalkınma hedefiyle yola çıktınız. Yani evet, gençlere, kadınlara, engellilere birçok iş imkanı sağlıyorsunuz. Yerelde kalkınma stratejisindeki en önemli kaldıraç da sanıyorum fuarcılık alanı. Değil mi Sayın Başkan? Turizm ve hizmet sektörünü oldukça destekleyen bir Fuar İzmir var. Bize biraz Fuar İzmir'den bahseder misiniz? İzmir ve fuarcılık, çünkü İzmir denince fuarcılık geliyor akıllara. Efendim biz 2004 yılında göreve geldiğimiz zaman 2005 yılının ortalarına doğru bir senelik bir çalışmayla İzmir'in stratejik planını hazırladık. Orada sanayinin OSB özelinde ve teknoloji kullanılarak gelişeceğini, tarımın mutlaka desteklenmesi gerektiğini, tarım ve hayvancılığın, İzmir'in büyük bir tarım ve hayvancılık potansiyeli olduğunu,
liman lojistik faaliyetinin ve dolayısıyla ticaretin bu kentte yaygın olduğunu, sanayi büyüdükçe, tarım büyüdükçe, üretim arttıkça bu sektörlerin gelişeceğini, ticaretin ve lojistiğin gelişeceğini tespit ettik. Ama en önemli tespitimiz de şuydu. Bunlar kendi seyri içerisinde büyümeye, üretimlerini artırmaya, katma değeri yüksek ürünler üretmeye devam edecekler. Üniversitelerle de işbirliği yapacaklar. İzmir'deki en büyük boşluk hizmet sektörü ve turizmden, ki hem İzmirli hemşerilerimiz bu işe çok yatkın. İzmir her bakımdan güvenilir. Doğamız öyle. Ören yerlerimiz, sağlık, üniversite, fuarcılık geleneğimiz, kongre turizmine yatkınlığımız vesaire, kültür sanat. Ve dedik ki İzmir sıçramasını hizmet sektörü ve turizm sektörünü çeşitlendirerek, büyüterek çıtasını yükseltecek, yaşam kalitesini artıracak, hemşehrilerinin gelir düzeyini yükseltecek. Bizim tespitimiz budur. Bu tespit üzerinde zaten bir fuar geleneğimiz vardı ama 23.500 metrekarede fuar yapıyorduk. Onu 120.000 metrekareye çıkarttık. Dolayısıyla fuarlarımızda görüyorsunuz her hafta bir fuar, iki fuar, üç fuar açıyoruz. Fuarda sürekli etkinlik var. Ve hem ülkemizde üretilen ürünleri, dünyada üretilen ürünlerle sektör sektör fuarımızda, Fuar İzmir'de buluşturuyoruz. Alıcıları buluşturuyoruz. Ve ticaretimizi artırmaya, dolayısıyla dönüp üretimimizi artırmaya çalışıyoruz. Hem de bir yan ürün olarak, ama önemli bir ürün olarak da hem hizmet sektörü ve turizmi, otelleri, rehberleri, yani profesyonel rehberleri, işte yeme içme mekanlarını, taksicileri varıncaya kadar, hediyelik eşyacıları varıncaya kadar kente ciddi bir, kent ekonomisine de ciddi bir katkıda bulunuyoruz. Tabii bunu kongreyle desteklememiz gerekiyor. Kongre merkezi çalışmalarımız devam ediyor. Bir kesintiye uğradı bir izin vesaireden dolayı. Ama er geç yapacağız, er geç başaracağız. Tabii sağlık turizminde aynı şekilde. İnciraltı'nın bir sağlık üssü olması için planlamaları defalarca konuştuk. Ören yerlerine de büyük ciddi destek veriyoruz. Şu anda ne kadar ören yeri varsa İzmir'de, sanıyorum 10, geçtik 11-12 ören yerine, kazıların devam etmesi için ve yer altındaki zenginliklerimizin gün ışığına çıksın, insanlığa sunalım diye ciddi katkılarda bulunuyoruz. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi elini ayağını çekse, kazıların hiçbirisi 1,5 aydan fazla süremez. Onu destekliyoruz. Ayrıca hangi kente giderseniz gidin, bir eski kent var. Eski kentlerde, tarihi kentlerde. Orada yaşanmışlık var. Orada o yörenin zenginlikleri var. Hem binaları, hem insanları, hem mutfakları, yaşam biçimleri var. Biz de Kemalaltı, Agora, Kadifekale bölgesini, tarihi bölgemizi, çok büyük 270 hektar bölgemizi tekrar tozlarını silkip, binaları restore edip, onlara fonksiyonlar yükleyip, o Kemalaltı'nı eski tarihi günlerine döndürüp, buraya gelen, kentin merkezine gelen insanların o atmosferi yaşaması, orada bir gece, iki gece, üç gece, beş gece neyse konaklamasını sağlayacak iyileştirmeler de yapıyoruz. Bunların sayısını artırmak, inanç turizmi var vesaire, onların sayısını çeşitlendirerek ve İzmir'in esas sıçramasını, büyümesini, zenginleşmesini burada sağlayacağını, bir de üniversitelerimizin teknoparklarına gelen beyaz yakalıların da kente ayrıca bir bilgi üreterek o bilginin sanayide teknolojiye dönüşüp kullanmasını sağlayarak
yine neticede katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve o beyaz yakalılarla beraber kentin sosyal yaşamının da, zaten İzmir'in sosyal yaşamı Türkiye'de açık ara bir numara, daha da zenginleşmesini sağlamak. Bu hedeflere 14 yıl sonunda geçen sene İstanbul'dan gelen beyaz yakalılar, bu sene gelmekte olanlar, Ankara'dan gelen beyaz yakalılar, diğer kentlerimizden gelenlerle hedefimize ulaşmak için zeminin, koşulların oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra İzmir çok daha hızlı, çok daha sağlam, çok daha sürdürülebilir, çok daha hızlı sanayisinde de, tarımında da, hizmet sektöründe de, turizminde de, kültür sanatta da kalkınacaktır. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Fuar İzmir'de Show Expo İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı düzenleniyor değerli izleyenler. 43. kez kapılarını açtı Ayakkabı Fuarı ve oldukça yoğun bir katılım var. Yoğun bir katılımın olma sebebi sektördeki yeni gelişmeler sunulurken aynı zamanda deri ve tekstil alanında da iki ayrı fuar düzenleniyor. Bizler de şimdi Ayakkabı Fuarı'nı gezeceğiz. Öncelikle Fuar İzmir'de Show Expo'dayız. Kaçıncı katılımınız? 3 senedir katılıyoruz Show Expo'ya. 3. yılımız bu. Neden katılıyorsunuz diye sorsam, yani sektörle buluşmak daha mı kolay oluyor? Size ne gibi yararlar sağlıyor? Tabii ki ya, bu Türkiye'nin 2. en büyük fuarı ayakkabıyla ilgili olan. iMod var biliyorsunuz İstanbul'da. İkincisi de burası. Bu sene burası daha hareketli geçiyor iMod'a nazaran. Belki Paskalya'dan dolayı iMod'da çok fazla yabancı katılımcı yoktu ama İlk gün itibariyle bayağı bir yabancı müşteriye ulaştık burada. İstediğimizden güzel gidiyor. Neden katılıyoruz? Çünkü ihracatımızı arttırmak istiyoruz. Katma değerli ürünler üretiyoruz ve bunu yurt dışına pazarlamak istiyoruz. İtalya ve Portekiz'le şu an kalitede aynıyız, hatta daha üstteyiz ve bunu daha üstlere taşımak istiyoruz. Yeni ayakkabı ürünleri var. Bunlar gelecek sezon için mi üretildi? Evet. Bunlar 2019 kış koleksiyonu, yani seneye raflarda görebileceğiniz modeller. Ayrıca Avrupa'daki dükkanlarda da bunları göreceksiniz inşallah 2019'da. O zaman biz şimdi Fuar İzmir'de herkesten önce görmüş oluyoruz, evet, öyle mi? Önce görüyorsunuz, evet. Şanslılardan birisiniz. İlk kez mi katılıyorsunuz fuara? Yok, bu sene ikinci katılımımız. Daha önce de İstanbul fuarına falan da katılmıştık. Yani ilk değil. Fuar İzmir'e peki hangi şehirden geliyorsunuz? İzmir'den mi? Yok, Gaziantep'ten kaçıyoruz şu an. Neden tercih ettiniz Fuar İzmir'i? Fuar İzmir'i neden tercih ettik? Hani Ege bölgesinde olmasından dolayı belli bir yoğunluğu var. Belli bir cazibesi var. Ege bölgesinde farklı talepleri var tabii ki. Biz de bunu karşılamak istiyoruz tabii üretici olarak. Başta katılım sebebimiz bu. Sektörle buluşmaya sağlıyor aslında Show Expo İzmir Fuarı. Peki nasıl sizin katılımınız, yani sektörle buluşmanız nasıl ilerliyor? Ya şu an için güzel. Hani özellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz bizi çok sevindiriyor. Hani Ege bölgesi de biraz cazibeli bir bölge olduğu için yurt dışından gelen talep de fazla. Bu yüzden güzel, yani şu an için bir sıkıntı yok. Evet, fuara hem yerli hem yabancı katılımcıların oldukça yoğun olduğundan bahsetmiştim sizlere. Şimdi yanımda katılımcılarımız var. Nereden gelmişler? Merhabalar, sizden öğrenmek istiyorum. Biz Hollanda, Amsterdam'dan geldik. Burada Yener Şurzan şirketten business yapıyoruz. Bu da benim business partner Hollanda'dan. Buradan ayakkabıları götürüyoruz Hollanda'da, web site'den hem de mağazalarda satıyoruz. Peki ilk kez mi geldiniz? Yok, bu bizim üçüncü kez. Üçüncü kez geldik. Seneye zannedersem 3-4 ay sonra yine var, yine geleceğiz. Ondan sonra burada ayakkabılara bakıyoruz, sipariş ediyoruz. Onların hepsini geri götürüyoruz. Ondan sonra beraber de satıyoruz zaten. Peki beyefendiye soralım, İzmir ve Fuar İzmir'i nasıl bulmuş? Mutfinci von İzmir'e, Mutfinci von die Fuar hier in İzmir? İzmir'e.
fantastisch natuurlijk. Ja. En ja, het is een goed opgezette beurs, alles netjes geregeld. Dus ja. We hebben niks te klaar. İlk önce İzmir anlatayım diyor. İzmir'i çok seviyorum diyor. Birkaç kere geldi zaten, hep gidiyoruz. Yemeğini çok seviyorum diyor. Fuardan ilişkili olursa, fuar çok güzel olmuş. Her şey çok güzel koymuşlar, her yere girebiliyorum. Süper diyor ya. Zaten Türkiye'yi çok seviyor, öyle diyor. Mooi zijn als ze ook bijvoorbeeld een leverancier hebben van zolen. Waar je zelf ook zolen om zelf schoenen te kunnen maken en te ontwerpen. Oké. Şey diyor. Şey çok güzel olurdu. Kendin böyle ayakkabıyı alıp da kendin böyle form verip onu da satabilseydik, hemen alabilseydik öyle satmak isterdik de. Ama o yok, o ama fark etmez. Hani kendin show modelini falan uğruyorsun, üretiyorsun ama var, for the rest. Dat zou leuk zijn, dat je zelf je zolen, je leer, alles bij elkaar kan doen. Hepsini kendin böyle kombinasyon yapabiliyorsun ya, onu demek istiyor ama o yok, ama o fark etmez. Zaten 1000 tane çeşit ayakkabı var ama o. Peki Hollanda'dan geldi beyefendi. Siz de öyle. Hollanda'da böyle fuarlar var mı? Yani İzmir'i tercih etmenizin özel bir nedeni var mı? Heb je ook in Nederland eigenlijk dit soort dingen? Nee, maar wel in Milaan en in Berlijn. Milaan'da var, Berlin'de var, Londra'da var. Dan maar waarom kiezen we voor Turkije? Omdat de productie is vergelijkbaar met Italië en Portugal, maar het is goedkoper. Böyle desek, prodüksiyon olarak Türkiye en ucuz, hani ülke olarak en, hem de iletişimi ve ayakkabıların en son modeli süper oluyor. Hani o paraya, onun için Türkiye'ye tabii geliyor. Esasında Portekiz ve İtalya'ya da gidilir, öyle diyor. Ama Türkiye'ye, niye Türkiye'ye? En güzeli Türkiye. Hem de İzmir. Biz. Yeah. Çok teşekkür ediyorum. Show Expo ayakkabı fuarında bir diğer yabancı katılımcı arkadaşımızın yanındayız, hanımefendinin yanındayız. Öncelikle öğrenmek istiyorum, nerelidir hanımefendi? Откуда вы приехали? Я приехала из Казахстана. Казахстан'a geldim. Как ваше имя? Меня Бахаргүл. Бахаргүл. Бахаргүл, Казахстанлы. Neden katıldı, öğrenebilir miyim? Зачем вы приехали сюда? Мы приехали в Экспо посмотреть обуви. С Алматы мы приехали. Gözmek, gezip görmek için gelmişler. Almatı'dan gelmişler, Almatı şehrinden. Geziyorlarmış. Nasıl buldu fuar İzmir'i ve İzmir'i? Как вы понравился это фуар и İzmir'i? Да, нам нравится. Мы уже третий год приезжаем в Измир. Beğenmişler. Три года уже. Три года. Три года в Экспо. Üç senedir geliyorlarmış. Peki sektörel anlamda nasıl bir katkı sağlıyorlar? Ayakkabı alıyorlar mı? Neler yapıyorlar burada? Да, вы купил бабет из здесь, из Турции. Да, мы обувь покупаем, да, заказали. Да, и привезли в Казахстан, да? Да. Buradan ayakkabı satın alıp Kazakistan'a götürüp orada satıyorlarmış. Teşekkür ediyorum. Faydalar oluyorlar. Kaçıncı kez katılıyorsunuz fuara? Ya birçok kez katılıyoruz ama bugün bu fuar ikinci oldu. İkinci defa katılıyoruz İzmir fuarına. Nereden katılıyorsunuz peki? İzmir firması mısınız? İzmir firmasıyız. İzmir firması olduğumuz için de kendi şehrimizde yapılan fuara katılmamak olmaz. Peki nasıl, memnun musunuz? Yani burada ziyaretçilerle buluşuyorsunuz. Nasıl bir fuar geçiriyorsunuz? Güzel bir fuar geçiriyoruz. Yine kalabalık bir fuar. Herkes memnun olduğunu tahmin ediyoruz. Güzel, her şey güzel gidiyor şu an için. Peki ne gibi avantajları var? Size neler sağlıyor Show Expo ayakkabı fuarı? Yurt dışından birçok müşterimiz var. Buraya gelmelerine ve tanışmamıza sebep oluyor İzmir fuarı. Ve diğer müşterilerimizle de ortak bir payımız var. Onlarla ilgili bir çalışmamız var oluyor. Daha iyi bir fuar geçiriyoruz ve bu gibi faydalar oluyor tabii diğer müşterilerimizle çalışmak için, çalışma başlamamız için. Bir sonraki fuara da katılmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki, tabii ki katılıyoruz. Katılacağız tabii. Az önce kırmızı ayakkabılara baktım. Şimdi mor ayakkabılar var. Oldukça güzel görünüyorlar. Sanıyorum oldukça tercih edilen modeller değil mi? Özellikle şu botlar. Evet, 2019'un renkleri olarak kırmızı ve mor ön planda olacak.
Bayağı ilgi de var bu sezon. İnşallah müşterimizin beğenisi tam olur. Özellikle bayanlar için, kadınlar için oldukça güzel modeller var ve bahsettiğiniz üzere 2019 kış modelleri. Evet, 2019 kış modelleri sergileniyor. Kırmızı ve morla ilgili bayağı ilgi var. Ayaklarda göreceğiz. O zaman izleyicilerimiz oldukça şanslılar çünkü daha sergilenmeden ilk bizim televizyonumuzdan evet. izliyorlar şu anda 2019 kış modellerini. Evet. Fuarda sadece ayakkabı, çanta yok değerli izleyenler. Aynı zamanda bayan giyimi de bulabiliyorsunuz. Şu anda biz de bayan giyim standındayız. Deri ceketlerin içindeyiz. Oldukça güzel görünüyorlar. Fatoş Hanım yanımda bize şimdi biraz detaylı bilgi verecek. Ceketler gerçekten harika görünüyor. Siz tasarlıyorsunuz sanıyorum. Evet, ekibimizle birlikte beraber tasarlıyoruz. Fuara ilk kez mi katılıyorsunuz? İzmir fuarına ikinci. Daha önce İstanbul fuarlarına katılıyorduk. İzmir'e destek olmak için ikinci kez katılıyoruz. Nasıl buldunuz? Yani ne amaçlayarak katılıyorsunuz? Sizden dinlemek isterim. Aslında daha çok tanıtım. İzmir'in tanıtımı için. Deri piyasasında İzmir'de güzel ürünler yapıyoruz. Bunları herkesin görmesini istiyoruz. O yüzden de hem İzmir'e destek olsun diye hem de kendimizi tanıtmak için katılıyoruz fuara. Yerli katılımcıların dışında yabancı katılımcı ve ziyaretçiler de çok fazla. Onlara ulaşıyor musunuz? Yani sektörel anlamda ihracat yapabiliyor musunuz? Evet, İzmir'de ihracat yapıyoruz. İhracat firmasıyız zaten. Ama bu fuarda da yabancı olarak iyi izlenimler bıraktık. Sanırım ki gelenler memnun çıkıyorlar. Peki bir sonraki fuara katılacak mısınız? Kesinlikle. Kesinlikle katılıyoruz. Öncelikle İzmir'den mi katılıyorsunuz fuara? Katılıyoruz. Evet, İzmir'den katılıyoruz. İlk kez mi katılıyorsunuz? Bu bizim deri sektörü için ikinci kez yapılan fuar ama deri olarak tek başına ilk kez yapılan bir fuar. Biz de ikinci kez ama ilk kez deri fuarı olduğu için ilk kez katılıyoruz. Peki ne amaçla katıldınız fuara? Yani neler kazandırıyor size? Şimdi fuarda öncelikle amacımız İzmir'i tanıtmaktı. İzmir'de sonuçta imalat yapan firmayız. İzmir'e bir faydası olsun, dünyada bir İzmir'de deri sektörünün olduğunu bilinsin diye. İlk amacımız İzmir'i tanıtmak. İkinci amacımız da yurt dışı müşterileri yakalayabilmek. Yurt dışı müşterileri dediniz. Yerli ziyaretçilerin dışında aynı zamanda yabancı ziyaretçiler de oldukça fazla değil mi? Evet. Yabancı ziyaretçi amacımız zaten iç piyasadaki müşteriler bir şekilde bize ulaşıyor kendi işlerimizde. Fuarların amacı zaten yurt dışına açılabilmek, yeni müşteriler bulabilmek. Bu amaçla katılım gösterdik. İnşallah hayırlı olur. Bundan sonra da devamı olur inşallah. Devamı olduğunda yine katılmayı düşünüyorsunuz. Tabii. Zaten öncü firmayız biz katılmak için İzmir'de. Şimdi biz katılmazsak olmaz. Arkadaşlarımızı ikna ediyoruz katılalım diye. İnşallah bundan sonra her sene İzmir'de deri fuarını gerçekleştireceğiz. Efendim İzmir denince denizi, kumu, güneşi evet ama aynı zamanda fuarları da akıllara geliyor. Çünkü İzmir fuarlar kenti olma hedefiyle yola çıkmıştı bundan yıllar önce. O hedefi aslında ulaştığımızı söyleyebiliriz. Bu yüzden sizden İzmir ve fuarcılıkla ilgili detaylı bilgi almak istiyorum. Şu an Fuar İzmir'deyiz. İzmir fuarcılıkta nereden nereye geldi? İzmir fuarcılıkta çok yerden çok yere geldi. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. İzmir fuarcılığı daha Cumhuriyet kurulmadan önce 1. İktisat Kongresi ile birlikte başlıyor. 1. İktisat Kongresi sırasında bir numune sergisi yapılıyor. Daha Cumhuriyet'in kuruluşundan önce. İşte orada başlayan fuarcılık bugün bu noktaya geldi. Ulu Önderimiz bu şehirde sergiler açın diye görev vermiş bize. Biz de bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. İzmir Enternasyonel Fuarı aslında Türkiye'nin ilk fuarı ve bu fuar işte Ulu Önder'in verdiği görevle başlıyor ve yıllarca genel ihtisas fuarı olarak Türkiye'de ve dünyada söz getiriyor. Gene İzmir Enternasyonel Fuarı aynı zamanda dünyadaki ekonomik hayatın gelişmesinin de bir göstergesi. Dünyadaki siyasi hayatın da bir göstergesi. Soğuk savaşlar da burada olmuş, ekonomik savaşlar da burada olmuş ve
ne ilginçtir ki 2. Dünya Savaşı'na rağmen devam eden bir fuar olmuş. Ama 80'lerle birlikte ekonomik hayatta değişiklikler, dünya ekonomi hayatında değişiklikler başlayınca genel ihtisas fuarı olan İEF'den başka bir yöne gitme ihtiyacı doğmuş ve ondan sonra da ihtisas fuarları başlamış. Genel ticaret fuarı, pardon, İzmir Enternasyonel Fuarı ve ihtisas fuarları devreye girmiş ve ondan sonra da Türkiye'deki fuarcılık hayatı da değişmiş. Tabii ki ekonominin en önemli noktalarından biri İstanbul'da fuarcılık ilerlerken İzmir'de de bir takım gelişmeler olmuş. Fuarcılığın yapılabilmesi için tabii mekanlara ihtiyaç var. Zaman içerisinde Kültür Park'taki alanlar yeterli gelmediği için daha önce ki binaların yerine geçmişte 2004 yılında yeni fuar alanları yapılmıştı Kültür Park'a. Onlarla birlikte İzmir fuarcılığı yine bir çıta yükseldi. Fakat görüldü ki İzmir ekonomisi ve İzmir ekonomisinin de lokomotifi olan sektörler bu fuar alanlarına sığmıyor. O zaman gerçekten yeni bir fuar alanına ihtiyacımız doğdu ve işte 2015 yılında bu alanı açtık. Burası Fuar İzmir. Şu anda Türkiye'nin en büyük fuar alanı, en nitelikli fuar alanı aynı zamanda ve her türlü fuarın yapılmasına uygun bir altyapıya da sahip. Çok geniş ve nitelikli bir altyapımız var. Dolayısıyla bu alanda İzmir fuarcılığını, Türkiye fuarcılığını belli bir noktaya getirebilmek adına bir mücadele içindeyiz. Fuarcılık, bir şirket niye fuar yapar diye oradan bakmak lazım. Bizim için biraz farklı bir durum. Çünkü biz bir kamu kaynaklı bir şirketiz. Hissedarlarımızın en büyük hissedarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi. Ama onun dışında İzmir Ticaret Odası, Ege Bölge Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Borsası ve TOP bizim ortaklarımız. Aslında biz şehir fuarcılığı yapmak üzere kurulmuş bir şirketiz ve İzmir ekonomisini, Türkiye ekonomisini canlandırmak için fuar yapıyoruz. Bu yüzden de İzmir'in ve bölgenin ekonomisini öne çıkaracağımız fuarlara da ayrıca dikkat ediyoruz. Bugün bu alanda gördüğünüz fuar mesela bunlardan bir tanesi. İzmir ayakkabı sektöründe, deri sektöründe çok önemli bir şehir. Çünkü Türkiye'nin deri ihracatının çok büyük bir kısmı buradan yapılıyor. İşlenmiş deri de buradan İzmir Ege bölgesinden çıkış yapıyor, İzmir limanından çıkış yapıyor. Dolayısıyla da İzmir için önemli olan, bu bölge için önemli olan bu sektörde biz bir fuar gerçekleştiriyoruz. Bizim fuarlarımızın hemen hemen tamamı buna benziyor. Örneğin mermer fuarımız ki bu sene 24.sünü yaptık. Önümüzdeki sene 25. yılla çeyrek yüzyılını tamamlayacağız. Bu bölgenin ve özellikle Batı Anadolu'nun çok ağırlıklı malzemesi olan, dünyanın en önemli doğal taş rezervini taşıyan bu bölgenin değerini ortaya koymak için yani yapılmış bir fuar. Ya da yine bu fuar İzmir'de yaptığımız önemli fuarlardan bir tanesi mesela Olivtek. Zeytin ve zeytinyağı fuarı yine bu bölgenin ürünü ve biz bu bölgenin ürünü dünyaya tanıtmak, daha çok satış yapabilmek için bir mücadele yapıyoruz. Keza yine çok küçük fuarlarımızdan bir tanesi organik fuarı. Aslında geliştirilmesi gereken ve Türkiye coğrafyası için çok önemli bir değeri konuşuyoruz. Yine burada gerçekleştiriyoruz. Çünkü diyoruz ki biz bu sektörü geliştirelim. Bu sektör geleceğin sektörü. Dolayısıyla bu fuarı yapmak için destek verelim. Fuarları yapabilmek için desteğe de ihtiyacımız var. Destek verelim ve bu sektörü geliştirelim. Onun dışında tabii bu bizim kendi yaptığımız fuarlar. Bunun içine başka fuarlar da ekleyebiliriz ama örnekledim bazılarını. Başka fuarcılık şirketleri de bu alanı kullanıyorlar. Şu anda örneğin 2018 yılında 15 tane başka fuar gerçekleşecek. Örneğin bir otelimizde olan beton fuarı, bir misafir fuarımızın gerçekleştirdiği bir fuar ve dolu dolu bir fuar. Ya da D holümüzde asansör fuarımız var. O da bir misafir fuarımızın gerçekleştirdiği bir fuar. Bu Nisan ayı özel bir ay İzmir için. İzmir fuarcılık tarihinin fuar sayısının en yüksek olduğu ayı yaşıyoruz.
Şöyle ki, geçen hafta Kültür Park'ta kitap fuarımız vardı. Yine geçen hafta otobüs fuarımız vardı burada, Busworld. Bu hafta 5 fuar birden yapıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar fuarlar var. Mayıs ayında fuarlarımız var ve Nisan ayı, özellikle Nisan ayı, fuarcılığın en yüksek, en fazla fuar sayısına sahip oldu. Fuar İzmir'in en fazla fuar yaptığı ay olarak da tarihe geçmiş olacak. Bundan sonra bütün yıllarda ve bütün aylarda bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? O zaman aslında buraya bakalım. Biz bir kamu kaynaklı bir şirket olarak İzmir ekonomisini canlandırmak için aslında fuar yapıyoruz. Çünkü fuarlar arttığı sürece şehirde canlılık artıyor, ekonomik hareket var. Yalnız bu sektörlerde bu fuara katılan, fuar yaptığımız sektörlerde fuara katılan katılımcılar değil, şehirde fuar yapılmasından sebep ekonomik canlılık yaşıyor. Otellerimiz doluyor, restoranlarımız doluyor, taksilerimiz çalışıyor. Fuara gelen katılımcılar ve ziyaretçiler alışveriş yapıyorlar, ailelerine hediye götürüyorlar. Dolayısıyla birçok sektör fuarlarla birlikte canlanıyor. Amacımız, işte şehir fuarcılığındaki amacımız bu zaten. Hem sektörlerin gelişmesi için fuar yapmak, hem de kent ekonomisini geliştirmek, herkesin ekmeğini büyütmek için fuar yapmak. Böyle yola çıktık, böyle devam ediyoruz. Bir görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki dünya fuarcılığını göz önüne aldığımız zaman yapacak hala daha çok işimiz var. Ama biz bunları yapmak üzere de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aslında biraz önce Show Expo'ya dair de birkaç bilgi verdiniz ama biraz daha detaylı bilgi almak istiyorum sizden. 43. kez kapısını açıyor sanıyorum. Show Expo bu sene 43. bu fuar 43. fuarımız. Senede iki kez fuar yaptığımıza göre demek ki yaklaşık 22 yıldır bu fuar gerçekleşiyor. Bu çok özel bir niş bir fuar. Katılımcıları da çoğu ihracat yapan firmalar. Tabii iç piyasaya da yönelik bir fuar bu aynı zamanda ama aslında katılımcıların büyük bir kısmı ihracata yönelik çalışıyor. Ve burada şu anda yaz başındayız ama raflardaki katılımcıların rafları aslında kışlık ayakkabılar. Yani önümüzdeki sezon 2018-2019 kış sezonunun ürünlerini sergiliyor şu anda katılımcılarımız ve önümüzdeki yaz dönemlerinde burada alacakları siparişlerin hayata gelişi üretecekler, firmalara şeylerini alıcılarına gönderecekler ve onların sezonda ayakkabıları sergilemelerini sağlayacaklar. Ağırlıklı katılımcılarımız İzmir, Manisa, İstanbul. Evet, katılımcılarımız var. Bu sene 4 tane de yabancı katılımcımız var. Brezilya, Ukrayna ve birer tane Brezilya, bir Ukrayna, iki de Lübnan'dan katılımcımız var. Ayrıca Yunanistan'ın, Portekiz'in de ürünlerini sergileyen başka bir katılımcımız daha var. Yerli bir katılımcımız kendi ürünleri sergilemekte. Show Expo fuarı gezenler bilecek. Tamamen profesyonel bir fuardır. Burada ayakkabılar tektir. İkinci bir çiftleri yoktur. Kimse buradan ayakkabı alamaz özellikle. Zaten profesyonellerin katıldığı bir fuar olduğu için de sadece çok sayıda ürün almak isteyenlerin katıldığı bir fuardır. Onun dışında arkada hemen bu folyonun öbür diğer tarafında da deri fuarımız var. Leather and More fuarın adı. Deri ve deri konfeksiyon fuarı. Bunu ikinci kez yapıyoruz. Biraz önce bahsetmiştim. İzmir deri ürünleri ve deri sektöründe değerli, önemli bir şehir. Ve bu sektörün bir de giysi kısmını da fuarlaştırmak istedik. Ve ikinci kez gerçekleştiriyoruz. Orada da yine bir sonraki kış sezonunun ürünlerini sergiliyor katılımcılarımız. O fuarın da gelecekte daha büyüyeceğini ve Türkiye'de söz sahibi olacak ve hatta dünyaya söz sahibi olacak bir fuar haline geleceğine inanıyoruz. Buna çabalıyoruz. Bunun için uzunca bir süre destekli yürüyecek bir fuarımız olmakla birlikte de gelecek vaat ettiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz İSFAŞ olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir şirketi olarak İzmir ekonomisine katkı koymak adına yaptığımız fuarlarımızı geliştirebilmek adına özellikle İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarından, odalardan, borsalardan da destek almaktayız. Onlar da
İzmir'deki kent ekonomisini geliştirmeye yönelik fuarların İzmir ekonomisindeki herkesin lokmasını daha çok büyüteceği konusundaki inancıyla bir arada ve ortak hareket edebiliyorlar. Zaten şirketimizin özelliği gereği de söz konusu odaların başkanları aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz, belediye başkanımızla birlikte ve hep böyle el ele daha iyi işler yapabilmek adına kentimizi daha da ekonomik olarak canlandırabilmek adına çalışıyoruz. Onun için bize destek veren herkese ayrıca da teşekkür etmek istiyorum. Başta belediyemiz olmak üzere tüm sivil odalarımıza, borsalarımıza, birliklerimize, bizimle birlikte oldukları için, bizimle birlikte bu çabada yer aldıkları için şükranlarımı sunuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı en önemli projelerden bir tanesi. Fuar İzmir'deydik ve Show Expo ayakkabı fuarına katıldık. Ancak maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz değerli izleyenler. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.